Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda size nefis. Bugüne kadar yediniz mi bilemiyorum ama közlenmiş patlıcan ve kırmızı biber ve diğerleri çok harika bir yemek oluştu. Ekmeğe banıp banıp yemeğe doyamayacağınız bir yemek tarifi. Közlenmiş patlıcan, ismine ne derseniz deyin artık. Derya Usta'dan. Hadi bakalım. Evet, bugün sizlere patlıcan ve kırmızı biberlerle közlenmiş patlıcan yemeği yapacağım. Közmatikte yapacağım bunu, tüpün üstünde. Patlıcanlarımı yıkadım. Hafif kuruladım. Daha sonra şöyle 3-4 tane yerinden patlıcanlarımı patlamamalar için sıcaktan ateşte şöyle hafif birkaç tane bıçak yardımıyla deniyorum. Hemen şu şekil yaptım ve közmatiğimize şöyle yerleştiriyorum. Hemen çok kısa zamanda patlıcanlarımız yumuşacık közleniyor. Daha sonra patlıcanlardan sonra da kırmızı biberleri közleyeceğim. İsterseniz etli yeşil biberiniz varsa onu da közleyebilirsiniz. Hafif altını bir tık kısıktan yüksek yapıyorum. Şimdi kendi halinde közlenmesini bekliyorum. Bir 3-4 dakika sonra patlıcanlarımı közlenmiş taraflarını diğer taraflarıyla çevireceğim. Evet, gördüğünüz gibi patlıcanlarımız yumuşacık. Hemen diğer yüzlerini şöyle çeviriyorum. Gördüğünüz gibi hemen bir tarafları yumuşacık olmuş. Şimdi diğer taraflarını çeviriyorum. Gördüğünüz gibi marul gibi yumuşamışlar. Yani çok kısa bir sürede, kısa bir vaktimiz alıyor. Hem değişik bir yemek oluyor. Lezzetli. Kendi suyuyla pişen. Dumanları tutuyor gördüğünüz gibi. Yaklaşık bir 3-4 dakikada bu tarafları pişecek arkadaşlar. Şimdi çok kısa sürede hemen içleri yumuşacık, lokum gibi olmuş. Evet, patlıcanlarımız kısa bir sürede yumuşacık oldu. Şimdi patlıcanlarımızı tavamızdan alıp ben şöyle gördüğünüz gibi bir poşete koyuyorum sıcağıyla beraber. Hem soyulması çok basit oluyor, hem kabukları çok kolay bir şekilde kalkıyor. Gördüğünüz gibi hemen alıp şu şekilde sıcağıyla hemen poşetin içine alıyorum. Şöyle ağzını buharlayacak şekilde kapatıp biraz terlemesini bekliyorum ki kabukları daha çabuk ve etini almadan soyulması için. Şimdi gördüğünüz gibi kırmızı biberlerimi de yıkadım, kuruladım. Şimdi onları da tavamızın içine alıp aynı şekilde közlenene kadar pişiriyorum. Evet, kırmızı biberlerimiz de közleniyor. Bakıp şöyle üzerleri kızarmaya başlayınca başka yönlere çeviriyorum. Hepsi tam eşitlikte közlensin diye. Evet, kırmızı biberlerimiz de közlendi. Hemen onları da sıcağıyla poşetimize alıyorum. Şu şekilde poşetimizin ağzını iyice kımsık bir şekilde şöyle tava almasını önerdiğimizde yapıp hemen 5 dakika kadar
sıcağıyla dursun. Daha sonra soyacağım arkadaşlar. Evet, patlıcanlarımız hemen poşette dinlendi. Gördüğünüz gibi hemen basit bir şekilde hem el yoğurdumayla hem de şöyle hafif aldığımız zaman kabuğu kalkınca soyuluyor. Bu şekilde patlıcanlarımızı soyup hemen şöyle de olabilir. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Hemen gördüğünüz hemen soyduk. Şimdi şöyle koyalım. Evet, güzelce soyduk. Biberlerimiz de güzelce kolayca soyuldu. Şimdi onlar hafif şu şekilde küçültüyorum. Artık kavurma işlemine geçeceğim. Hemen çok kısa bir sürede yapılıyor bu. Dediğim gibi isteyenler yeşil biberini de közleyebilirler. Ben soğanla kavuracağım. Biraz hafif acılı biber tercih ettim. Çünkü bu yemek acılı da güzel oluyor. Hemen patlıcanlarımızı da çok küçük küçük doğramıyorum. Biraz şu parçalarda bırakıyorum. Çünkü zaten yumuşacık oldular. Daha fazla böyle ezilmemeleri için. Gördüğünüz gibi hemen şöyle üç parça gibi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hepsini orta şekilde doğradım. Şu şekilde, fazla ezmeden patlıcanlarımızı özellikle. Şimdi iç malzemelerini karıştıracağım. Şimdi iki tane orta boy soğanımızı zeytinyağımızın içine şekilde hemen doğruyorum. Zeytinyağlı yaptım ben bunu arkadaşlar. Daha lezzetli oluyor. Evet, hafif kavrulur gibi oldu. Şimdi bir yemek kaşığı kadar biber salçasını koyuyorum. İki tane domates rendeledim içine. Şöyle bir salçayla domatesimizi karıştırıyorum. Bundan sonraki aşamada hiç su koymuyorum. Artık kendi domates suyuyla. Zaten patlıcanlarımız pişti. Sadece yağla kavrulacak biraz. Evet, soğanlarımız, iki tane orta boy soğan doğradım. Soğan ayrıca yemeği güzel bir lezzet katıyor. Hemen hafif kavrulurken şöyle hemen iki karıştırıyorum. Hafif. Fazla soğanlarımın yanmaması için 4 adet yeşil sivri biber doğradım. Hafif acılı. Şimdi ikisinin bir kavrulması için şöyle. Karıştıralım.
Evet, gördüğünüz gibi şöyle salçamızla iç harcımız karşımda. Artık doğramış olduğum kırmızı biber ve özlenmiş patlıcanlarımı koyup şöyle hafif kısık ateşte kendi kendine demlenmesini bekleyeceğiz. Zaten hemen domatesler de buluşunca şöyle bir iki de tıkladım mı yemeğimiz hazır. Evet, kısa bir süreden sonra yemeğimiz hazır. Gördüğünüz gibi daha buharı çıkıyor. Hiç susuz. Gördüğünüz gibi şöyle size göstermek amaçlı. Lokum gibi yemeğimiz oldu. Yapıp denemenizi tavsiye ederim. Şimdi herkese afiyet olsun.